Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bir süre kullanılan ancak uzun yıllardır atıl durumda kalan Geçitkale askeri hava alanı Türk SİHA ve İHA'larının sürekli konuşlanacağı daimi hava üssü oluyor. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni üssü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 37. yıl dönümü törenlerine katılacağı 20 Temmuz'da tam faaliyete geçecek. Bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz. Saat başında devam edeceğiz. Sebep, bölgede olabilecek herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale Askeri Havaalanı, Türk SİHA ve İHA'larına sürekli konuşlanacağı daimi hava üssü oluyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir konumdaki Kıbrıs Adası'na İHA ve SİHA üssü kurma kararı 2 yıl önce Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasından sonra alındı. 16 Aralık 2019 tarihinde Dalaman'daki üssünden kalkan Bayraktar TB2 modeli silahlı insansız hava aracı 5 saatlik bir uçuşun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale askeri hava üssüne inmişti. Aradan geçen sürede Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar Geçitkale'ye indi. Ancak daimi üs olarak Dalaman kullanıldı. Türk SİHA'ları Geçitkale'yi daimi olarak değil, iniş noktası olarak kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli SİHA ve İHA'ların üstleneceği bir üs olacağını söyledi. Şimdi havaalanı olarak iki tane havaalanı var Kıbrıs'ta. Birisi işte Türkiye'de tüm vatandaşlarımın bildiği Ercan. Birisi de tabii daha önce orada bulunan ama biz orayı da şimdi bir değişikliğe sevk etmek suretiyle yeni bir isimle ve daha çok SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Geçitkale askeri havaalanına yeni bir isim verileceğini de belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ercan Havalimanı'nın adının Kıbrıs Türklerinin lideri Doktor Fazıl Küçük'le değiştirilmesi, 1974 şehidi pilot binbaşı Fehmi Ercan'ın adının da Geçitkale'ye verilmesi gündemde bulunuyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra askeri üs amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı, başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda Doğu Akdeniz'e hakim bir noktada bulunuyor. Uzun yıllar hava sporları amacıyla kullanılan küçük uçakların indiği Geçitkale'de 2 yıl önce ilk SİHA gelmesinin ardından modernleştirme çalışmaları başladı. Türk SİHA'larının daimi olarak kullanılması amacıyla hangarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı. Pist yenileme çalışmaları da yapıldı. Geçitkale hava üssünün daimi SİHA üssü olması ve SİHA'ların sürekli üstlenebilmesi için bakım ve onarım merkezlerinin kurulması, silah sistemlerinin ve cephanelik gibi depolarının inşa edilmesi, mevcut yapıların yenilenmesi gerekiyor. Türk İHA ve SİHA'nın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin yapmış olduğu Suriye ve Irak'taki operasyonların bu konuda tarih yazdığını gördük. Azerbaycan 2. Karabağ Savaşı'nda aynı şekilde bu tarih yazma işine devam etmiş idi. Diğer başka ülkeler de Türk İHA SİHA'larına itibar ettiler. Bunda en başta işte Ukrayna'yı da sayabiliriz. Arap ülkelerinden bu konuda istekleri olanlar var. Ama milli davaların ele alınması noktasında şimdi yeni bir adım daha var. Bu da Kuzey Kıbrıs'a İHA SİHA konuşlanması. Buradaki bir meydanın bu şekilde dizayn edilmesi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın hak ve menfaatlerini koruyup kollamak için bölgede keşif gözetleme yapmak ve aynı zamanda ihtiyaç halinde
duruma en uygun şartlarda el koyabilmek maksadıyla işte Türk İHA SİHA'sı artık Kuzey Kıbrıs'ta konuşlanacak. Böylelikle Doğu Akdeniz'in emniyetine, istikrarına bir katkı sağlanacak. SİHA ve İHA'ların komuta sistemlerinin mobil olması nedeniyle havaalanının kulesinin faaliyete geçmesi gerekmiyor. Askeri uzmanlar 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçitkale'nin bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16'ların da üstlenebileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiyor. Buna karşılık Batı basınında da yer aldığı gibi en başta İsrail bundan rahatsızlık duyacaktır. Rum kesimi ve Yunanistan şimdiden akılları altüst olmuş görünüyor. Dolayısıyla Türk İHA SİHA'sının bölgesel güç olan Türkiye'nin elinin olduğu her noktada yer alıyor olması başka ülkeleri rahatsız etmektedir. Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının keşfi ve Rum kesimiyle Yunanistan ikilisinin bölge ittifaklarıyla Türkiye'yi dışlama çalışmaları Kıbrıs Adası'nı stratejik olarak daha da önemli hale getirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı içerisindeki başta enerji olmak üzere hak ve çıkarlarına yönelik çok yönlü faaliyetleri arttıkça Türkiye'ye yönelik riskler de artmaktadır. Çünkü Doğu Akdeniz'de büyük bir pasta var ve bu pastadan pay almak isteyen pek çok ülke var ki bunların içerisinde çoğu küresel güçler tarafından desteklenen işte başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere çeşitli ülkeler ve bizzatihi Amerika, Rusya, Çin gibi küresel güçlerin kendileri sahada mevcudiyetlerini devam ettirmektedirler. Birçok uluslararası güç Fransa, İsrail ve Amerika Kıbrıs Rum yönetiminde üs arayışına girdi. İngiltere'nin de Rum yönetiminde biri deniz, diğeri hava olmak üzere iki askeri üssü bulunuyor. İngiliz üslerini Amerika'da yoğun bir şekilde kullanıyor. Neden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi artacak? Çünkü bölgedeki Doğu Akdeniz ekopolitiğindeki, belki de enerji ekopolitiğindeki bu denklemde enerjinin güvenli bir şekilde Avrupa'ya taşınmasında, bu tüketici ülkelere taşınmasında özellikle Kıbrıs'ın güneyindeki alanlardaki enerjinin aktarımında önümüzdeki yakın ve orta vadede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir aktarma merkezi, bir hub olabilir. Olma ihtimali son derece yüksek. Dolayısıyla aslında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde hem de Türkiye'ye yönelik çok ciddi şekilde risklerin artma ihtimali olduğunu gözlemliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale Hava Üssü'nün fonksiyonel SİHA üssü olmasının ardından Türkiye'nin Kıbrıs'ta bir de savaş gemilerinin daimi olarak üstleneceği deniz üssü de kuracağı belirtiliyor. Türkiye hem kendi ana karasında hem deniz sahası yani Mavi Vatan'da hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de içine alacak şekilde daha geniş jeopolitik interlandında güvenlik kapasitesini arttırması gerekiyor. Bunun için de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üstlenmelerin, askeri üstlenmelerin olması, oranın yönetimsel olarak siyasi istikrara kavuşturulması ve kurumsal devlet yapısının güçlendirilmesi de yine Türkiye'nin güvenlik bağlamında düşüneceği önemli hususlar arasında yer almaktadır. Günümüzde Türk savaş gemileri Gazi Mausa'ya yanaşıyor. Savaş gemilerinin Gazi Mausa'nın doğusunda modern bir deniz üssü inşa edeceği de zaman zaman medyanın gündemine geliyor.